Şu ana kadar öğrendiklerimizden serebral arterlerden biri tıkandığında o damarın kan götürdüğü beyin dokusunun çok kısa bir süre içinde öldüğünü biliyoruz. Kandan ihtiyaçları olan oksijeni alamayan nöronlar ölürler. İnme de buna denir zaten. İnmenin meydana geldiği beyin dokusunda ilginç bir örüntü oluşur. Aslına bakarsanız inmeden etkilenen iki farklı bölgeden bahsedebiliriz tıkalı damara çok yakın olan alana iskemik çekirdek, çekirdeği çevreleyen alana da iskemik penumbra ya da iskemik yarı gölge adı verilir. İskemik yarı gölge iskemik olmasına rağmen canlı beyin dokusu içerir. Bu alanlar hakkında daha fazla detaya inmeden önce neye benzediklerini buradaki beyin resmi üzerinde göstermek istiyorum. Burası beynin solu, burası da sağ. Buradaki resim ise beynin sol cephesinden görünüyor. Anlaştık mı? Evet, iskemik çekirdek buna benzeyen bir alandır. Ve orta serebral arter tıkılı damarın çevresinde oluşur. İskemik penumbra da iskemik çekirdeği çevreler. Önce çekirdekten bahsetmek istiyorum. Çekirdekte ağır iskemi oluştuğunda ki bu kan dolaşımının normalin %20 altında olması anlamına gelir, nöronlar ve onları destekleyen hücreler canlı kalabilmeleri için gerekli olan iki önemli besini, oksijen ve glukozu kandan alamamaya başlarlar. O bölgede var olanı kullandıktan sonra kan dolaşımının azalmış olması nedeniyle bu maddelerin tedarikide azalacağı için nöronlar beslenemezler ve ağır iskemi sonucu nöronlar ve destekleyici hücreler ölmeye başlarlar. Bu duruma nekroz adı verilir. Bu olay sadece birkaç dakika içinde gerçekleşir. Yani çekirdek nöronların ölmesi çok kısa bir zaman içinde gerçekleşir. Peki az önce bahsettiğim diğer alan olan penumbrada neler olur? Penumbra çekirdeği çevreleyen bir çizgi gibidir. Ve buradaki doku çekirdek kadar çabuk ölmeyecektir. Buradaki doku sağlıklı olduğu için yakındaki damarlardan hala bir miktar kan alabilir. Bu damarlara koletral damarlar denir. Yani bu damarlardan dağılan oksijen, iskemik penumbradaki nöronları hala bir miktar besleyebilir. Şekilde koletral damarlardan dağılan oksijeni beyaz noktacıklar olarak gösteriyor. Penumbra dokusunun koletral damarlardan oksijen ve glukoz alabildiğini bir kere daha tekrar edelim. Ancak bu durum sonsuza kadar sürmez. İskemik alana kan akışı tıkanmayı takip eden birkaç saat içerisinde sağlanamazsa penumradaki nöronlar da ölürler. Bunun sebebi koletral damarların sağladığı oksijen ve glukozun saatler sonrası penumradaki nöronlar için yeterli olmamasıdır. Penumbra ile ilgili iki şey daha söylemek istiyorum. Koletral damarların fazlalığı penumbra nöronlarının da daha fazla olması anlamına gelir. Ve bu iyi bir şeydir çünkü bu nöronlar hemen ölmez. Bu arada koletral damarların tıkalı olmaması gerektiğini herhalde hatırlatmama gerek yok. Mesela bu resimdeki penubra hala canlı çünkü şu koletral damarlar açık. Eğer burada bir tıkanıklık olsaydı damarlara kan ulaşamaz ve tıkanırlardı ve penumbra da canlı olamazdı. Tabi bunun yanında farklı koletral damarların farklı bir penumbra oluşturmaları da mümkün. Örneğin bu damar ve bu damar iskemik çekirdeğin etrafında başka bir penumbra oluşturabilir. Bu söylediklerimi de not etmek istiyorum. Daha fazla koletral damar eşittir, iskemik ölümle karşı karşıya olan nöronlar için daha fazla oksijen anlamına gelir. İkinci olarak penumbra, ilaçların etki etmesinin en mümkün olduğu alandır. Bu durumda doktorlar pıhtıyı dağıtıp iskemik bölgeye kan dolaşımı sağlamaya çalışırlar kan dolaşımı bir an önce sağlanırsa penumradaki nöronlar kurtarılabilir. Buradaki penubrayı silerek bölgeye kan dolaşımı sağlandığında nöronların sağlıklarına kavuşup işlevlerini yerine getirdiklerini göstermek istiyorum. Yine de çekirdekteki nöronlar için yapılabilecek bir şey yoktur. Çok hızlı bir tekrar yapalım. Herhangi bir sebeple beynin bir kısmına giden kan dolaşımı durursa iskemik bir çekirdek ve penumbra oluşur. İskemik çekirdekteki nöron ve destekleyici hücreler dakikalar içinde ölürken penumradaki nöron ve destekleyici hücreler tedavi olmadan birkaç saat daha canlı kalabilirler. Penumradaki nöronların çekirdekteki nöronların daha uzun yaşamaları koletral damardan aldıkları kana bağlıdır.